31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu son seçimim dedi. Güçlü bir şekilde destek istiyorum dedi. Biz sokakta vatandaşlara bunu soracağız. Erdoğan'ın son seçimimi bir daha aday olmayacak. Bunu soracağız. Vatandaşların düşüncelerini alacağız. Halk 54 farkıyla ekranlarınıza gelecek. Cumhurbaşkanı dedi ki bu benim son seçimim dedi belediye seçimleri. Sizce son seçimi bırakacak mı? Abi o ölene kadar bırakmaz bu memleketin peşini. Nereden biliyorsun? Çünkü ben onu tanıdığım kadarıyla yani memleketine uğraşan bir insan, memleket için uğraşan bir insan. Bence hani çünkü Erbakan Hoca hepimizin bir şeyiydi, hocasıydı. O zamanlar Tayyip de vardı ve öyle yetiştirdi. Yani şöyle söyleyeyim. Fatih Erbakan var şimdi. Fatih Erbakan var. Kim mesela şöyle söyleyeyim yani bizim kanımızın son damlasına kadar, canımız çıkana kadar biz bu vatanın yanındayız. Ben inanıyorum ki Recep Tayyip de böyle bir insan. Ama zaten yani ama işte bilmiyorum yani niye böyle karıştı bu memleket ekonomik olarak. Yani ekonomik olarak çok büyük şeydeyiz. Yani ben üzülüyorum. Yani şimdiye kadar geldi. Bundan sonra şimdi mesela bir ekmek normal bir ekmek yemeye çalışıyorsun 40 lira. Ev kiraları, maaşlar, şimdi doğalgaz, doğalgaz, elektrik biz mesela benim 10 bin liraya maaş alıyorum. Şimdi adam gidiyor da tansiyonu çıkıyor. Evet. Yok uyku hapnem var, yok bilmem neyim var. Adam bir bakıyor emekli olmuş. Yani siyaset işi ne olacağı belli olmaz. Yani bırakmayabilir, birileri ağırlıklı gelebilir meclis, illa sen devam edelim diyebilir. Bunun hakkında biz şu an bırakacak veya bırakmayacak diyemeyiz. Zamanla görürüz. Karar olur. Karar olur. Yani girse de girmese de nihayet karar halkı. Siyaseti bırakacağım demedi. Demedi. Yani Cumhurbaşkanı olmasa bile demek siyasete devam edebilir ve etmeyebilir. Erken seçim kararı olsa üçüncü adım da aday olabilir. O da bir ihtimal. O da bir ihtimal. Doğrudur yani. Vatandaşın her şey hayırlısı olsun. Ne olan alt tabanı oluyor zaten. Ben sana bir şey söyleyeyim mi abisi? Ben buna günahımı vermem. Bu zamana kadar verdim. Verdiğim oylarda haram olsun. Yayınlayın bunu. Bırakmaz abi. Sen onu sorursan bırakmaz. Ve hakkımı da helal etmiyorum buna. Niye helal edeyim? Niye helal edeyim abisi ya? Aç geziyoruz. Onu anlat işte. Onu anlatıyorum. Görmüyor mu bunları ya? Bu milleti görmüyor mu bu? Görüyorum bu sokakta milletin halini. Ben canım istediğini alıyorum ama bir et alıp yiyemiyorum. Bayramdan bayrama et diyor. Ben de diyorum bırakmaz. Doğru demiş. Et alıp bırakmaz. Son seçim belki olmayabilir de hani millet seviyor yani veriyor. Hani anayasa olarak iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabiliyor ya bu son dönem cumhurbaşkanlığı. Bu da diyor belediye seçimi son seçimi diyor. Evet seçim. Olabilir yani. Olabilir. Bırakır mı sen diyor? Yani? Bırakır belki bırakabilir yani. Belki bırakabilir yani tam şey değil yani. Bizim de son seçimimiz zaten cumhurbaşkanlığı için. Niye? Ya o bende kalsın. Yok ben hiç sanmıyorum. Söz yiğidine ağzına çıkar öyle diyor ben yiğidim diyor. Ben çıkmayacağım daha dediyse bırakması gerekiyor yani. Bırakır mı yani? Bırakması gerekiyor. Bırakması yanlış yapar. Ama siyaseti bırakacağım demedi. Ama yanlış yapar. Zaten tepki alıyor, hepten tepki alır. Ya bırakmasın da devam etsin. Başımızdan Allah'a eksik etmesin onu. Bu demez. Abi sen ne diyorsun? Ben yurt dışında yaşıyorum. Namımız aldıkça gidiyor. En ufak 7-8 yaşında Alman çocuğu bile Tayyip'i tanıyor. Niye biliyor musun? Radikalmiş. Ne radikali? Ben yurt dışında yaşıyorum. Benim pasaportum bile diyordu Bulgar. Tamam. Şimdi güzel. Bir numara. Yurt dışında da öyle. Çok güzel. Ha, olabilir. Burada sorunlarımız var. Çok güzel itibar kazandı. Yollarımız, şeylerimiz. Ha var sıkıntılarımız var. Yok değil. Sıkıntı nerede yok ki? Avrupa'da 300 euro doğalgaz öderken 900 euro ödüyorum. Hangi? Bence bırakmasın. Bence son olmasın. Ben siyasete girmiyorum ama şu anki gidişatı beğenmiyorum yani. Bırakır mı yani Cumhurbaşkanı yani bu son belediye seçimleri? Şimdi erken şöyle duydum ben haberlerde, biraz da canları şöyle istiyor, parlamentoya erken seçime giderse tekrar aday olabileceğini söylüyorlar. 8. Bunu, yargı paketini bir ilave yapıyorlar. Bunu da yaparlar mı? Yaparlar. O zaman yine tekrar aday olur. Tekrar aday olur. Belki 5 seneyi doldurmasına bir ay kala erken seçim kararı alır. Tabii. Çünkü demek ki bunu düşünmüşler yani. Bence son olsun. Çünkü evet, artık olur. Dayanamıyoruz artık. Her şey müştü. Hayat pahalılığı bizi öldürüyor abi. Gerçek bu.
bırakır mı sence? Yani son seçim olur mu? Yani eğer gerçekten son seçim ise bence son seçim olsun artık yani. Niye? Emekliye para vermedin. 10 lira para verdin. Asgari ücret 17 lira az. Bence az. 30 olsun da. Ama niye bunu insanlara yansıtıyor? Sana niye yansıtıyor? Marketler geceleri sabaha kadar etiket değiştirdiler. Her şeyden haberimiz var bizim. Bunları önlem alınsın. Yani. Bir de muhtarlar gereksiz. Muhtarlar devleti yiyor. Muhtar... 17 bin lira maaş alıyorlar. Ne 17'si? Şeyle, sigortayla 24-25'e geliyor. Bence onları da kaldırsın. Muhtara imzaya gidiyoruz. Muhtar diyor, babasının çiftliğim var diyor. Devlet var. Oradan alayım alacağım. He? Söz veriyorlar. Yollara bıçak atın muhtarım diyoruz. Yok, atan yok. Sen ne karışıyorsun diyor. Belediye yapacağız abi işte. Evet, büyükşehirden Allah razı olsun. Bak bu büyükşehir var ya, Ekrem Yüce. Bizim Kaynarca'yı, altyapıyı yaptıktan sonra asfalt döktürdü. Parmak sayısı fazla kendisinde. Parmak sayısı fazla olduğu için yarın yine bir kanun çıkaracak. Ama siyaseti bırakacağım demedi. Ya bırakırım ya. Tatlı meslek. 8. yargı paketi çıktı, onu biliyor musun Altun? 3. seferde aday olabilir diyor. Tabii ya. Ben ne diyorum şey. Ya şu anda Türkiye'de en güzel meslek siyaset. Siyaset, bir de hırsızlık. Adam mal çalıyor, gidiyor orada. O sabah sıcacık çorba, öğlenin yemek. Ben inanmıyorum. Onu da şımartan o Bahçeli denen. İnanmıyorum son seçim olduğuna. Seçimlerden sonra ilk yapacağı şey anayasayı değiştirmek. Şu andaki anayasaya göre son seçimi. Bunu 2009'da da 2010 küsürlerde de söyledi. Bu benim son seçimim. İşte AK Parti'nin başında ki son seçimim. Cumhurbaşkanlığı. Ya, 8. yargı paketini de bir ufak bir ekleme yaptılar. Yani şimdi burada AK Parti'yi yermekten ziyade veya iktidarı yermekten ziyade Türkiye'de iktidar problemi yok. Şimdi bütün televizyon kanalları lehte ve aleyhte konuşanlar, yani havuz medyası olsun veya ne bileyim diğer o komünist veya sosyalist veya kendini ne olarak adlandırıyorlarsa o televizyon kanalları olsun. Yani insanoğlu dinlesin, baksın. Ya şimdi suyun başında iktidar var. Onu yermek, eleştirmek kolay. Türkiye'de muhalefet sorunu var. İyi Partisi'nden tutun. Bakın suratı masalıyor İyi Parti derken. Çünkü İyi Parti'de ilçe başkan yardımcılığı yaptım ben. Adapazarı ilçe başkan yardımcılığı yaptım. Ve istifa ettim. Ümit Dikbayır'la bir anlaşmazlığımız oldu. Bir haksız, hukuksuz bir... Onlara gir. Bu son seçimin dedi, bırakır mı siyaseti seçim? Hayır, kesinlikle bırakamaz. Asla bırakamaz. Ha, topu dolandırırlar ama... Oyunu yükseltmek için mi böyle bir son seçiminde mi? Ya şimdi bir metal yorgunluğu var Cumhurbaşkanı'nda. Bundan evvel belediye başkanları görevden alındı. Melih Gökçek. Evet. Meşhur Melih Gökçek. Kadir Topbaş, Balıkesir belediye başkanı olsun. Yani... Metal yorgunluğu kendisinde. Ya Devlet Bahçeli'ye bakıyorsunuz, konuşamıyor. Yemek yerken kaşıkla ağzını bulamayan insanlar Türkiye siyasetine yol veriyor. Milliyetçiler de bunun arkasından gidiyor. Ben Atatürk milliyetçisiyim. Ben Metehan Türküyüm. Ben Hülagü Türküyüm. Ben Timuçin Türküyüm. Ben Selçuklu Türküyüm. Yani bilmiyorum, yani siyaset çok kirlendi. Cumhurbaşkanı'nın da bu konuşması... Yani oynuyor işte, bir şeyler oynuyor. Murat Kurum diye bir adamı koymuş. Valla evlere şenlik ya, böyle bir aday mı olur? Ankara'daki adaya bakıyorsun, Altınok. Yani komik şeyler. Yani kadro bile yok artık AKP'de yani. AKP demeyeyim, yanlış oluyor. AK Parti diyelim. Ya çok yani, tuhaf şeyler oluyor Türkiye'de. Kartlar yeniden karılacak. Kartlar yeniden karılacak da. 30 Mart'ta göreceğiz. Tabi abi, artık yeter artık yani, üslubunla bırak git. Bence... Siyaseti bırakacağını düşünmüyorum. Yani devam edecektir. Ama anayasa olarak, son seçim olarak gözüküyor. Ama meclis erken seçim kararı alırsa... 8. yargı paketin içine ne koydu? Erken seçim kararı alırsa... tekrar seçilme, üçüncü dönem için seçilmeyi, aday olma bir hakkı doğmuş oluyor. Kendi şeyince. Ama siyaseti bırakacağım demedim çünkü.
Tabii siyaseti bırakacağım. Yani şu anki duruma göre, anayasanın vermiş olduğu şeye göre bırakması gerekiyor. Ama son seçimi, yani. Ama erken meclis, erken seçim kararı alırsa üçüncü bir dönem için yolu açılmış oluyor ve seçilme hakkı da doğuyor. Halk onay verirse tabii. Peki ya bu son seçimin derken daha güçlü oy alır mı sizce? Ne olur? Bence alır yani. Yani halk son seçimde bir ahdi vefa gösterir. Alır diye düşünüyorum yani. Desin ben bu 6 milyon Kürt'ün ne vergisi alıyorum, ne askere çağırıyorum. O zaman herkes bilsin ki teröristler. Vatandaşı sonuçta yani. Tamam. Altı terörist ilan ediyor. Ben Kürt'üm. Vanlıyım. Beni terörist ilan ediyor. Bugün de gelmiş de ben de öyle yapıyor. Dükül sumarası yapıyor. Yani neymiş halk CHP kazanmasın o kazanır. CHP de çıkıyor. O da aynı cümleyi kullanıyor.